Platform tüm dünya. Philip Capital sunar. Devam ediyoruz yayınımıza sayın seyirciler. Stüdyo Brüksel'li Ahlakçı Yatırım Araştırma Uzman Yardımcısı Mehmet Özdemir'le birlikteyiz. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar Özlem Hanım, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Geçen hafta ABD tarafının önemli verileri karşılamıştık. İstihdam ve enflasyon verileri sonrası bu hafta da Amerika'da çok az veri olduğunu görüyoruz. Piyasalar genel olarak Amerika'nın finans devlerinin 3. çeyrek bilançolarına odaklanmış durumda. Öncelikle ABD borsalarında görünüm diyelim. Tabii ki. Yani şimdi evet, bahsettiğimiz gibi geçtiğimiz hafta biraz daha önemli verileri aldık ama bu hafta da aslında biraz daha banka bilançolarının ağırlıklı olduğu bir haftayı geçiriyoruz diyelim. En son işte bugün Morgan Stanley'nin bilançosunu gördük ki o da beklentiler üzerindeydi. İşte JP Morgan gibi, BlackRock gibi devlerin de bilançoları geldi. Dolayısıyla hani orada bir miktar yukarı yönlü katalizör olabilecek beklenti üstü verilerdi ve bilançolardı. Ama hani dün itibariyle S&P 500'ünde bir miktar hani en azından şu an için diyelim kar satışlarıyla günü tamamladığını gördük. Şu an açılış itibariyle dengelenme çabası olduğunu görüyorum. Fakat hani bu bilanço dönemi işte önümüzdeki hafta özellikle işte Alphabet gibi Amazon gibi hisselerin de bilançolarını alacağız. Biraz daha volatil geçebilir hisse bazlı olarak. En son hani dün Hollanda devi ASML'den bir bilanço almıştık ki çok fena gelmemesine rağmen 2025 guidance'larında bir miktar böyle epey aşağı doğru bir revize gelince onu tüm aslında çip piyasasını işte Asya tarafından tutun Nvidia'ya kadar bir miktar bozduğunu da görmüş olduk. Hani şu an için Amerikan endekslerinde çok ciddi bir tedirgin edici boyut olmasa da hisse bazlı düzeltmelerle birlikte hani en azından seçime kadar bu süreci geçirecekmişiz gibi gözüküyor. Evet, bu önemli veriler sonrasında özellikle Fed başkanlarından gelen açıklamalar da tabii yakından takip ediliyor. Fed ile ilgili beklentiler diyelim bu noktada. Öncelikle bir 50 bas puan beklentisi piyasalara hakim olmuşken giderek o 25 bas puana doğru kaymıştı. Hatta bazı analistler acaba hiç indirim yapılmaması noktasına doğru kayar mı tartışmalar sorusunda yöneltiyorlar. Nedir Fed ile ilgili beklentiler? Nasıl evet, devam yani edecek indirim patikasına? Swap fiyatlamasına baktığımız zaman hala 25 bas puan biraz masada gibi gözüküyor önümüzdeki toplantıda. Hani bizim beklentimiz biraz daha 25-25'te bu senenin kapatılabileceği yönünde ama 2025 ilk çeyrekte belki hani bir miktar bekle gör politikası da görebiliriz Fed'den. Çünkü bir yandan da işte enflasyon tarafı. Gerçi orası biraz daha seçimle birlikte netlik kazanabilir ama şu an için hani hem büyüme tarafında bir tedirginlik olmadığında özellikle Fed üyelerinden görüyoruz ki dün işte BOST için açıklamalarını gördük. Burada %2 civarında 2025'te bir Amerikan büyümesi öngörüyor. Hani bu ortamda özellikle hani tarım dışı istihdam geçen hafta güçlü almışken çok ciddi bir resesyon kaygısı olmayacaktır. Biraz daha seçim sonrasındaki açıkçası hem Trump'ın hem de Harris'in biraz daha bu özellikle işte vergilere biraz daha işte içeriye üretimi çekme ve vergilere yönelik politikalarından biraz daha enflasyonist etki yaratabilir mi düşüncesindeyiz aslında. Hani ama onun dışında şu anda Fed'in projeksiyonlarını bozabilecek çok ciddi yani faiz indirim döngüsünden bahsediyorum. Çok ciddi bir enflasyon şoku da hani kısa vadede en azından beklenmiyor bunu söyleyebilirim. Evet, ABD Merkezli Yatırım Bankası Bank of America'nın küresel fon yöneticileriyle hazırlamış olduğu ankete göre de yatırımcıların çoğu ekonomik bir yavaşlamaya neden olmadan ABD Merkez Bankası'nın enflasyonu düşürebileceği bir senaryoyu beklediklerini belirtmişler. Bu resesyon endişeleri artık tamamen rafa mı kalktı ABD tarafında? Evet, resesyon endişeleri şu an için yani en son tarım dışı istihdam verili haftalık işsizlik maaşı başvurularında bir miktar daha yukarı bir seyir görmüştük ki işte son bir senenin en yükseğini işaret ediyordu ama çok tedirgin edici boyutlarda olmadığını açıkçası biz düşünüyoruz. Burada 300-350 binin üzerinde bir hatta buralarda yerleşen bir haftalık işsizlik maaşı başvuruları olmadığı sürece çok ciddi bir resesyondan da bahsedemeyiz. Tarım dışı istihdam verilerine bakıyorsunuz tekrar 200 binin üzerine kuvvetli bir şekilde geldi. Hani bir tarafta bu dün özellikle imalat tarafında bir geri çekilme var ama hani bu tarz böyle karışık verileri görebileceğimiz ama resesyon konularını çok derinden de konuşulamayabileceği bir
2025 yılında tamamlayabileceğimizi öngörüyoruz. Hani resesyon yok ama burada seçimlerden sonraki biraz önce bahsettiğim özellikle işte kurumlar vergisinin burada düşürülmesi, yeni teşvik pil paketlerinin ve planlarının olması ki bu Trump tarafında bir miktar daha yoğunlaşıyor. Bu parasal genişlemenin daha büyüyebileceği endişedir diyelim en azından. Bu en azından biraz daha enflasyonun şoku da beraberinde getirebilir mi? Ya evet işte 2.1'lerdeyiz, 2.2'lerde hani buralarda bir normalize olur mu? Yok konuşabiliriz ama önümüzdeki dönem seçimler tarafında oldukça belirleyici olacak. Resesyon konusunda ama hani kısaca sorunuzun cevabını vermek gerekirse şu an için ciddi bir endişe yok. ABD endeksleri için geçtiğimiz dönemde bir düzeltme hareketi olabileceği noktasında uyarılar geliyordu. O uyarıların da şu ara çok fazla dillendirilmediğini görüyoruz. Sizin o anlamdaki değerlendirmeniz nedir? Bir düzeltme seçim öncesinde böyle bir endişe mesela bir ara piyasanın resesyon endişelerini bahane ettiğini işte o 5 Ağustos malum kara pazartesi dediğimiz gün yaşanan olayı değerlendirirsek yine Boj'la ilgili tabii beklentilerde Boj'un adımları da orada etkili olmuştu ama böyle bir düzeltme evet. hareketi öngörüyor musunuz siz ABD endekslerinde? Ya bu düzeltme hareketini tabii ki de sene sonuna doğru ya da sene sonuna kadar en azından diyelim düzeltme hareketleri görebiliriz. Fakat bu yükseliş trendini bozucu ki işte S&P 500'de %20 civarında sene başından bu yana bir getiri var ki hiç fena gibi de gözükmüyor. Bunun bu akışın çok ciddi anlamda bozulmayabileceğini aslında değerlendiriyoruz. Özellikle hani burada baktığımızda 3.50'lere gelen bir Amerikan 10 yıllıklarının bir anda 4.09'lara yükseldiği ortamda bile aslında hisse senetleri piyasaların çok da bundan en azından tahvil piyasasındaki bu tedirginliğin hisse piyasalarına çok da yansımadığını gördük. Hani burada ara ara tabii ki de hani bu başta işte Jamie Dimon'dan falan da bu tarz açıklamalar görmüştük zamanında ama yani çok ciddi bir düzeltmenin bu düzeltme gerçekleşebileceği işte böyle büyük çöküşün gelebileceği tarzında açıklamalar oluyor. Ama bunu şu an için piyasada fiyatlamalarında da görmüyoruz ve ileriki dönemlerde de bunu beklemiyoruz diyebilirim. Hani endeksler bence özellikle S&P 500 tarafı yani baktığım zaman böyle bir %5, %10 civarında bir prim yeri daha var gibi gözüküyor sene sonuna kadar. Bir de Çin tarafını size sormak istiyorum. Teşvikler yetersiz bulunmuştu. Çin tarafında yarın konut sektörü için yeni adımlar açıklanması bekleniyor. Nedir buradaki beklentiler bu defa? Piyasalar aradığını bulacak mı acaba? Ve piyasalar etkisi emtialara da tabii değinelim bu vesileyle. Evet yani aslında 3 haftalık yaklaşık 3-4 haftalık bir süreçti bu. Çin'in mali teşvik paketlerinin ardı ardına açıklaması durumu. Yani aslında ilk paketin ardından devamının gelebileceğini de hani biz de biraz daha bekliyorduk ki orada çok ciddi işte üretici enflasyon tarafına bakıyorsunuz. Hala ciddi bir deflasyona işaret ediyor. İşte Japonya tarafı yani Çin başka şu anda Japonya'yı ayrı olarak değerlendirebiliriz ama Çin özelinde geçtiğimiz cumartesi de bir teşvik paketi açıklanıyordu ki yani bu o aralığı çok uzun işte bir çok ciddi teşvik paketi bekleyenler de vardı ama bunun olduğunu açıkçası çok görmedik. Tabii dolayısıyla bu özellikle mesela Hong Kong tarafında %30'un üzerinde de primler görmüştük. Bunun bir miktar böyle geri alındığını görüyoruz. Ama hani yarınki toplantı kritik olacaktır. Fakat bunun özellikle konut sektörüne biraz daha etkisi. Bundan dolaylı olarak da özellikle bu resesyon ve işte ekonomik aktivite göstergeleri olan sanayi metallerinde biraz daha yukarı doğru ivmenin yaşanması gerektiğini en azından düşünüyoruz. Ama orada da hani şu an stok fazlalığı durumu pek onu da gösteriyor gibi gözükmüyor. Çok ciddi böyle yukarı doğru bir potansiyeli işaret etmiyor. Yani aslında özetlemek gerekirse Çin tarafı, bir de şu da var tabii ki Amerika tarafından gelecek ekstra bir hani korumacı tavır da Çin tarafını özellikle Çin tarafını ciddi belirleyici olacaktır diye düşünüyoruz. Toparlanmakta zorlanan fakat yeni adımları peşi sıra açıklayan fakat henüz şu anda yeteri kadar bu düzeyin yani teşviklerin yeteri kadar böyle piyasayı beslemediği bir düzendeyiz. Bakalım yarınki açıklamayı göreceğiz açıkçası biz de bekliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Ahlatçı Yatırım Araştırma Uzman Yardımcısı Sayın Mehmet Özdemir. Çok teşekkürler. İyi yayınlar. Sağ olun. Evet sayın seyirciler, son bir haberle Stüdyo Brüksel'de noktalıyor olacağız. İnşaat sektörünün önde gelen markalarından Albayrak Beton 1,5 milyar yatırımla 2024 yılını
4 projeyle kapatacak. Ekotürk Özel açıklamalarda bulunan Albayrak Beton Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Albayrak, finansmana erişimin kolaylaşmasıyla birlikte konut satışlarının da hızlanacağını dile getirdi. Projelerimizde şu anda talep toplama aşamasına geçiyoruz. Bugüne kadar satışa çıkmadık çünkü satışa çok uygun bir ortam yoktu. Sizlerin de takip ettiği üzere. Tamamen kendi finansman noktasında da kendi öz kaynaklarımızla finanse ettiğimiz için bir süre beklemeyi tercih ettik. Önümüzdeki günlerde Aralık ayı gibi satışa çıkmayı planlıyoruz. Çok kısa fiyat aralığı nedir konutları? Burada tabii 4 farklı konsept var. Hepsinde fiyatlar farklı yani. Villa konseptinde çok farklı. Yani 50 milyondan başlayan fiyatlar var villa konseptinde. Daire konseptlerinde 5 milyondan başlayıp 15 milyona kadar giden fiyatlar var. Ama henüz tabii satışa çıkmadık. Göreceğiz bakalım nereye gidecek. Hayırlı olsun. Bir yandan da sektörü konuşalım istiyorum. Bu yıl inşaat sektörü, konut sektörü nasıl bir performans sergiliyor? Malumunuz yıl sonunda yaklaşıyor. Gelecek yıla dair beklentileriniz nelerdir? Şu anda tabii son 3 aydır, 4 aydır konut satışları artış eğilimi gösteriyor. Her ne kadar bir önceki yılın satışlarına göre çok düşük olsa da kendi içerisinde, yıl içerisinde bir artış sergiliyor son 3-4 aydır. Bu bizim için ümit verici bir şey. Finansmana erişiminin kolaylaşmasıyla bunun biraz daha hızlanacağını, bu yıl içerisinde biraz daha hızlanacağını, 10, 11, 12'nin geçmişten de daha iyi olacağını düşünüyoruz. Asıl konut satışlarının önümüzdeki yıl Nisan ayı itibariyle dengeye oturacağını, iyi bir yere geleceğini düşünüyorum. Devamında da zaten kendi düşüncem yani 2025, 2026, 2027 hatta 2028'inde inşaat sektörü ve konut açısından iyi bir dönem olacağını düşünüyorum. Türkiye'de konut talebi yoğun bir talep söz konusu ama konut arzında sorun olduğunu düşünüyor musunuz? Yeterli bir konut stoğumuz var mı? Tabii Türkiye'nin dinamik olarak, müteahhit yapısı olarak, konut üretme kapasitesi olarak herhangi bir problemi yok. Fakat üretilmiş konut sayısı finansal problemlerden dolayı şu anda yeterli değil. Şu an ani bir talebi karşılayacak kadar arzın olduğunu düşünmüyorum. Ama yine de belli sayıda bir arz var. Hatırı sayılır bazda bir arz var. Ama biz çabuk ülke olarak bu konuda ya da sektör olarak bu konuda çok hızlı refleks alabilen bir yapıya sahibiz. Bunun çok problem olacağını düşünmüyorum. Son sorum olmuş olsun aynı zamanda. Konut fiyatları malumunuz sürekli yükseliyor. Son dönemlerde finansmana erişimde özellikle yüksek faiz ortamından dolayı fiyatlar bir nebze olsun gerilemiş durumda ama halen yüksek sayılabilecek bir seviyede. Hem faizlerin düşmesiyle konut fiyatlarının tekrar artacağını düşünüyor musunuz? Hem bunu sormak istiyorum hem de inşaat maliyetleri halen yüksek seyrediyor mu? Tabii konut fiyatlarının yükselip yükselmediğini anlamak için konut inşaat malzemeleri enflasyonuna bakmak gerekiyor. İnşaat malzemeleri enflasyonuyla konut fiyatlarındaki artışı karşılaştırdığımızda tersine bir durumun olduğunu görürüz. Konut fiyatları artamıyor ama inşaat malzemeleri artıyor. Dolayısıyla şu anda konut fiyatları olması gereken yerde değil. Talebin artmasıyla birlikte konut fiyatlarının olması gereken yere doğru tırmanacağını düşünüyorum. Yani konut fiyatlarının hızlı bir şekilde artacağını düşünüyorum. Bu haberle birlikte noktalıyoruz sayın seyirciler. Stüdyo Brüksel'de yarın saatlerimiz 16.30'u gösterdiğinde gün sonunda tekrar birlikte olmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın. Tek platform tüm dünya. Philip Capital sundu.